Akın Bey merhabalar. Ayşem Hanım merhabalar. Sesim merhabalar. Teklifimizi kabul edip geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Biliyorum çok yoğun çalışıyorsunuz. Bize zaman ayırdığınız için çok teşekkürler. Ama bugün dijitalleşme konuşacaksak ben mutlaka Akın Bey'le konuşmamız gerektiği olan, konuşmamız gereken çok önemli şeyler olduğunu düşündüm. İyisiniz. Her şey yolunda umarım. Evet evet teşekkür ediyoruz. 2024'de oldukça hızlı, hareketli, bir o kadar da temkinli ve dikkatli bir şekilde sizlerle beraber giriyoruz. Evet evet bu dönem evet hepimizin biraz daha kontrollü, temkinli, biraz daha sağlam basması gereken bir yeni yıla girdik. Ama ben umutluyum her şeyde her zaman olduğu gibi. Türkiye neler atlattı bunların içinden de çok daha güçlü çıkacaktır. Şimdi ben zamanımız çok kısıtlı. Özellikle biraz önce de konuştuğumuz gibi yani lojistiğin 7 doğrusundan 2 ana teması hız ve maliyet. Bugün de optimizasyon, hız ve maliyetin düşürülmesi, bugün lojistiği uçtan uca yönetmenin en kıymetli verilerinden bir tanesi. Şimdi teknoloji odaklı iş süreçlerinden iş geliştirme stratejileri size göre neler olmalı? Çünkü sizin de tamamen odağınız teknoloji. Ve bu iş süreçlerinden, iş geliştirme stratejilerinden, teknoloji bazında nelerden yararlanıyorsunuz? Biraz bilgi verebilir misiniz bize? Evet, bence ben de özellikle bana fırsat verdiğiniz için teşekkür ediyorum bu vesileyle. Malumunuz lojistik aslında dünyadaki en köklü işlerden bir tanesi. Yani insanlık bir yerden bir yere transfer olmaya ihtiyaç duyduğundan beri, insanlık organize bir şekilde şehirleşmeyle beraber yaşamaya başladığından beri ve beslenme ihtiyacı çok büyük bir ihtiyaç olduğundan bu yana, bunu barınmayla ve diğer ihtiyaçlarla ve sosyal kültürel ihtiyaçlarla birleştirme itibaren binlerce yıldır lojistik aslında insanlığın bir parçası ve lojistik sizin de az önceki oturumlarda da ifade ettiğiniz gibi teknik olarak mühendislik bir iş. Yani içinde oldukça yoğun mühendislik var. Uçtan uca ölçme var, hesaplama var, optimizasyon var. Aslında adını koymadığımız her evresinde ölçme ve bilimin yer aldığı bir olgu lojistik. Şimdi bu kadar çok lojistiğin veriyle alakalı olduğu bir yapıda tabii ki en temel kalkonlardan birisi de şu olacaktır. Ölçemediğiniz hiçbir şeyi iyileştiremezsiniz. O zaman şu da ön plana çıkıyor. Neyle ölçüyorsunuz? Yani kalibrasyonunuz ne? Ölçtüğünüz tool'lar, araçlar ne kadar kalibre, ne kadar doğru ve siz gerçekten bunu yakalayabiliyor musunuz? Çünkü bugün Türkiye'de %90'lar seviyesinde taşıma karayolu yapılıyor ve insanlar sürekli bu karayolu yapılan günlük 400 bin civarında full track taşıma var. Yani tam kamyon olarak tabir ettiğimiz kategoride. Ya bu taşımaların da üçte biri kontratlı taşıma. Yani nereden baksanız günlük 100 bin, 120 bin civarında net bir kontratlı taşıma var. Örneğin şirketler buna ihaleye teklifler veriyorlar. Peki bu teklifler ne kadar rasyonel? Bu teknikleri etkileyen, şirketin arka tarafta maliyetlerini etkileyen parametrelere siz ne kadar hükmedebiliyorsunuz? Acaba gerçekten üzerinizden geçen nakit akışına ne kadar hakimsiniz? Biz de biraz aslında hem şirket olarak hem grup olarak hem de ben endüstri mühendisliği öğretim üyesiyim. Hayatımın önemli bir kısmı optimizasyonla, iş simülasyonlarıyla ve buna yönelik çeşitli restructuring faaliyetleriyle geçti. Hayatımın önemli kısmında bunlarla uğraştık. Lojistik sektöründe zaten bunu yapıyoruz. Yaptığımız iş olarak lojistiğin belki 15-20 sene sonraki geleceğine zaten hükmediyoruz. Yani bugün de geçmişiyle ilgilenmiyoruz, yarınla ilgileniyoruz. Yarın da teknolojinin göbeğinde oturuyor. Mesela az önce Kenan Bey'le de sohbetinizde çok gündeme gelen dijitalleşme tarafının, özellikle evrakların dijitalleşmesi, dokümantasyonu, gümrük süreçlerinin bu konuda dijitalleşmesiyle ilgili konular gündeme geldi. Gerçekten o kadar hayati ki yüzlerce gümrük belgesi var. Gümrük kapılarında bunlar doğrulanmaya çalışılıyor. Aslında bu doğrulama süreçleri son derece günümüzün yapay zekasının da desteğiyle, günümüzde teknolojinin bazı şeyler vardır. Siz çok istersiniz, inanılmaz isteklisiniz, yenilikçisiniz, dışa dönüksünüz falan ama konjüktür uygun değil, teknoloji uygun değil, zamanlama uygun değil. Arkada insanlar belki buna çok hazır değil. Yani çok isteseniz de bazı şeyleri yapamayabilirsiniz ama işin içine şu andaki bütün bu problemleri bir amaç fonksiyonuyla
şu andaki günümüzün platformuna, şu düzlemine yerleştirdiğiniz zaman bu sorunların hepsini çözecek tool'lar da var. Yani yan tarafında. Bir bakıyorsunuz artık görüntü işleme çok gelişmiş. Görüntü işleme geliştiği için evrak doğrulamayı rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Bilgilerin güvenilirliği, müşteri güveni, müşteri bilgilerinin korunması, ticari bilgilerin korunması, blockchain teknolojileri bunun için var zaten. Arka tarafta bunları yapabilecek elinizde her türlü imkan var. Verimlilik derseniz, eğer doğru ölçmeleri yapabiliyorsanız çok sayıda veriyi farklı şekilde alabiliyorsunuz. Bunun için veri toplamak için eskiden olduğu kadar komplike şeylere de ihtiyacınız yok. Örneğin benim bir şoförün sürüş esnasındaki verimliliğini ölçmem için artık araca benim özellikle benim bizim uğraştığımız teknolojiler biraz da o tarafta. Araca hiçbir şey takmama gerek yok. Ya yani embedded bir cihaz takmama falan gerek yok. Ben cep telefonunu akıllı bir şekilde kullanarak içindeki sensörleri, içindeki kodlama, içindeki geocoding tarafında kullanabileceğim araçları iyi kullanarak, onları doğru kodlayarak, doğru yöneterek bir cep telefonunun içindeki aplikasyon sayesinde şoförün bir viraja sert girip girmediğini, kasisten sert geçip geçmediğini, viraja girerken cep telefonunun Bluetooth ile mi görüştüğünü, yoksa kulaklığıyla mı görüştüğünü, yoksa hoparlörüyle mi görüştüğünü, kulağına götürerek mi görüştüğünü, arabanın hareket edip etmediğini, durup durmadığını, bunların hepsini anlayabiliyorum. Bu kadar üst düzeyde teknolojiyi içine doğru bir proje yönetimiyle yerleştirdiğiniz zaman sorun inanılmaz oluyor. Biz de örneğin bu gümrük geçişleriyle alakalı verimliliği artırmak için oradan özellikle girmek istedik. Teknolojiler geliştirdik. Bunu Azerbaycan-Türkiye hattında yaptık. Blok teknolojiler geliştirdik. Yani yüzlerce gümrük belgesini birkaç saniye içinde doğrulanabilecek seviyeye getirdik. Yani birkaç saniye bir aplikasyon gücüyle doğrulanabilecek hale getirdik. Bunların hepsi verimliliği ilgilendiriyor. Yani ürünlerde artık maliyet büyük bir oranda siz de bir hem lojistik firması sahibi olarak hem yıllardır bu işin içinde yer alan hem de bu camianın önemli gruplarından birisini yönetirken sahip olduğunuz tecrübeyle şunu çok rahat müşahede ediyorsunuzdur. Çarlılığı yönetmek lojistik operasyonu yönetmeye bağlı kaldı artık. Yani lojistiği ne kadar yönetiyorsanız çarlılığınıza o kadar müdahale edebiliyorsunuz. Sadece bizim değil Akın Bey, bundan sonra ihracatçının ve ithalatçının da aynı şekilde, yani tamamen tedari ya da iç taşıma, dahili taşıma da bugün baktığınızda e-ticaretin dünya genelinde elde ettiği gelir 5.8 trilyon dolar civarlarında bir rakama ulaştı. Yani ve Türkiye'de ticaret harcamaları %92'nin 93'ün üstünde bir oranla yurt içinde yapılmaya başlandı iç dahiliye de baktığınızda. Yani bu bu alanda geniş anlamda baktığınızda artık tedariğin ya da tedarik zincirin optimizasyonu ve hızın maliyetin gerçekten çok doğru karar verilmesi sadece bugün lojistik şirketlerinde değil, evlerimizde bile aynı şekilde ne kadar yakından, ne kadar en kısa süreli, en yakın marketten ve en uygun fiyata satın alma gibi ya da tamamen dijital marketlerden baktığımız sistemde geniş çaplı bakarsak, yani artık lojistiğin o karlılığının, verimliliğinin ucu bucu gözükmüyor. Ama bence en doğru, en yani net sizin tarafınızdan öğrendiğim bir şey bu karlılık kısmı. Yani hem karlılığın çeşitlendirilmesi hem de optimizasyonun arttırılması, bu hepimizin boynunun borcu oldu bu dönemde. Ülkenin hem genel anlamdaki ekonomik durumu hem yaşadığımız bütün sektörlerdeki problemler, bu bizde ihracatta da kaldıraç görevini görecek. Ya yani ihracatçı da bizim çünkü belirlediğimiz dahili taşıma, uluslararası taşıma fiyatlarıyla ancak küresel pazarlarda yer bulabiliyor ve satın alma eğilimlerinin tamamen değiştiği bir dünyada, kartların yeniden dağıtıldığı bir dünyada tedarik zincirinin optimizasyonunun başka çaresi yok. Yani şart ve ölçülebilir olması en kıymetlisi, biraz önce dediğiniz gibi. Efendim, buna müsaadenizle çok küçük ekleme yapabilir miyim? Yani şimdi krizi belki çok konuşuyoruz. İşte dijitalleşme şöyle önemli, karlılık açısından, verimlilik açısından falan diyoruz ama yaşanmış çok küçük bir tecrübemi aktarmak istiyorum müsaadenizle. Yani bir gün şimdi ben tabii 25 senelik girişimciyim. Çok farklı projeleri hayata geçirdim ve bu işlerin çok içinde olan akademik kökenli bir girişimciyim. Yer yer bize çok proje geliyor. İşte parlak olduğunu düşünülen projeler geliyor.
Bir gün bir grup genç arkadaş geldi. Arkalarında büyük bir grubu almışlar. Geldiler, işte böyle bir iş fikrimiz var falan dediler. İş fikri özetle şuydu. Kamyonlara takılacak olan bir aparatla kamyonlardaki yakıt sarfiyatını %5, %6 civarında tasarruf ettiklerini söylüyorlardı. %5, %6 civarında. Ben hafif gülümsedim bu işi. Tabii önemli yatırımlar da talep ediyorlar. Yani önemli teknolojiler geliştirecekler. Device gelişecek. Bu device embedded bir device şeye konulacak. Araca takılacak falan. Hafif gülümsedim. Küçümsemek için değil ama. Ya bu konuyu çok önemsediğim için biraz da gülümsedim. Ve onlara kendi yaptığım bir testten bahsettim. Bizim Türkport'la yaptığımız gerçek zamanlı bir testten bahsettim. Bu test şeydi, çok çarpıcıydı. Buna eminim sizler de veya bizi izleyen lojistik firmasında sorun arkadaşlar varsa filolarında, ben bu yaptığım testin aynalarının onlara da yapmalarını öneririm. Mutlaka öneririm. Ben bunu arada sırada yapıyorum çünkü. Bazen yüksek teknoloji de kullansanız klasik ölçme araçlarından vazgeçmeyin. Mutlaka kontrol edin. Yaptığım test şuydu. Aynı depodan, Ankara'da aynı depodan çıkan 5 tane kamyonu izlemeye aldım. Aynı depodan çıkan 5 kamyon. 5 kamyonun 5'inin de modeli aynı. Yani firmanın zaten aynı dönemde aldığı 5 tane kamyon. Yani marka model aynı. Şimdi marka model söylemeyeyim. Marka modeli aynı. Aynı yükü alıyorlar. Sırtlarında aynı yük var bu 5 tane kamyonu. Kontrol grubu çok sağlam. Deneysel bir akademik yaklaşımı ifade edeyim. 5 tane kamyon. 5'i de yükü Malatya'da bir depoya götürüyorlar. Yani Ankara'dan alıyorlar. Malatya'da bir depoya götürüyorlar. 5'inin de güzergahı aynı. Gittiği yol aynı. Her şey aynı. Farklı olan ne? Sadece şoför. 5 tane farklı şoför. Yakıt sarfiyatında %17'ye varan fark var Ayşe Hanım. %17. Korkunç bir fark. Bakın, taşıdıkları yük aynı, araçlar aynı, bakım süreleri aynı, model aynı, her şey aynı. Sadece bir fark var. Orada şoför. %17 yakıt fark ediyor. İki şoför arasında. Evet Akın Bey, aynısını biz de yaşıyoruz. Aynı araç, aynı evet. İstikamet, evet. Aynı ve yani kiloda yük. Ama işte şoförün ani fren basması, hızlı viraja girmesi, manevrayı yanlış yapması, kontrolsüz araç kullanması, evet gerçekten bizim sonuçlarda da çok etkiliyor. Biz şoförleri sıralıyoruz mesela. Yani aynı yük, aynı istikamette gitmiş şoförü en iyi şoför, en iyi şartlarda araç kullanmış gibi, bazısı gerçekten kötü araç kullanıyor ya da devirli kullanmıyor gibi gibi. Bu arada ben bu tip verilerle tabii çok uğraşan birisiyim. Yani kişisel olarak, mühendis olarak da hayatım analizler de geçti zaten. Yani çok da zevk aldım bu tip araştırmalar yapmak, yaptırmak aynı zamanda. Şimdi çok kısa donduruyorum yani buradaki veriyi. Ben kendi ekibime dönüyorum. Şimdi benim ekibimde ağırlıklı mühendisler var. İşte doktoralı, yüksek lisanslı arkadaşlar var. Böyle IQ'leri yüksek, çalışan çocuk, çok yetenekli çocuklar var. Bu çocuklara şu basit soruyu soruyorum. Arkadaşlar, arabanızda, şirketin arabası ya da kendi arabanızda saatte 140 kilometre hızla gittiğiniz zaman arabanın ortalama verilerine göre aracımız sizce kaç litre yakıtı daha fazla yakar? İnanın var ya, hepsi atıyor. Hiçbirisinin bunun farkında değil. Arabanın fabrika ayarları saatte 90 kilometreye göre ayarlı. Bu kamyonlarda da aynı, fark etmiyor. 90 kilometrenin üzerindeki her kilometre yakıt sarfiyatının %1 arttığını, bakın %1 arttığını fark etmiyor. Ya bu 140 kilometrenin de bekliyor musunuz? %50 daha fazla yakıt demin. Peki bunu kamyona gönderelim şimdi. Bir kamyon sırtında yüklü ortalama 35 litre yakıt yapıyor 100 kilometrede. Bu kamyon %50 fazla yaktığı zaman her 100 kilometrede 17-18 litre fazladan yakıt yapıyor. Yani bunlar inanılmaz şeyler. Biz sahip olduğumuz teknolojilerle araca hiçbir cihaz takmadan bütün bu aradaki farkları, bu verimlilik farklarını çok rahatlıkla bir balans scorecard'la yük ayrı üzerinden, şoförler üzerinden takip ediyoruz ve bunları özellikle eğitmeye, rehabilite etmeye, yönlendirmeye çalışıyoruz. Çok güzel, harika. Çok çünkü şu anda bakıldığında gerçekten özellikle karayol tarafında çok ciddi bir maliyet artışlarıyla karşı karşıyayız. Hem yakıt tarafında, hem araç tamir bakım tarafında, hem satın alma tarafında, lastik yağ başka bir konuda. Bu dönemde gerçekten tamamen bütün o süreçlerin ölçülebilmesi lazım ki
şirketler karlılıklarını biraz önce Selma Hanım'la konuşurken ben de yaklaşık 30 senedir sektördeyim. 30. yılım olacak seneye. Biz %40, %50 karlılıklarla bir dosyayı kapattığımızda üzülürdük. Yani neden %50 kar ettik bu dosyada diye. Maalesef ama kar marjlarımız çok ortada. Çok da iç açıcı gözükmüyor açıkçası. Hem rekabet arttı hem birçok etki var. Maliyetlerimiz çok fazla arttı. İş gücü maliyeti arttı. Bugün baktığımızda kesinlikle artık bu yani hem teknolojinin kullanması hem bu bulut veri depolama paylaşım iş süreçleri ya bu bizim müşteri hizmetlerimize satışımıza bile etkili olacak kaynaklarından bir tanesi. Çünkü iyi bir fiyatla alabilirseniz ancak iyi fiyatla satabilirsiniz. Kârlılığınızı ona göre dengelersiniz. Biraz önce konunun başında da onu konuştuk. Hepimizin temkinli gitmesi gereken bir 2024 yaşayacağız. Elimizdeki imkanlarımızın daha korunmaya çalışıldığı. Ama ben Türkiye'nin kendi şirketim adıma da söyleyeyim, Türkiye adına da söyleyeyim. Hep krizlerde büyüdük biz kendi şirketim olarak. Bu krizlerin iyi yönetildiği zaman çok iyi hem dijital taraftan hem karlılık tarafından hem verimlilik tarafından hem ölçebilirlik tarafından çok iyi yönetilirse krizler, ben krizlerde çok başarılı sonuçlar alacağımıza inanıyoruz ülke olarak da. O yüzden çok teşekkür ediyoruz. Ve sağ olun katkılarınız için. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ediyorum Akın Bey. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun.